Bu dersimizde de Dart dilindeki getter'lardan, setter'lardan ve de private alanından bahsedeceğim. Şimdi şu ana kadar umarım kafanızda biraz oturmuştur. Java bilen veya Kotlin'den, Java'dan gelen arkadaşlar, hocam şimdi bunları böyle yapıyorsun da biz Java'da şunları öğrendik. Sanki bunlar public'miş gibi davranıyor ve sen burada işte EE nokta adı dediğinde bu public alana ulaşıp bunu değiştirebiliyorsun. Doğru. Ama biz yine şunu öğrendik. Aslında bu instance variable dediğimiz alanları public yapmayalım. Biz bu değişkenleri saklayalım. Bunları metotlarla bizden isteyen kişilere sunalım. Ne demek istiyorum? Ne zaman ki ben bu öğrencinin, yani demeyeyim de bunu Emre diyeyim. Bu arada eski kodları kopyaladım yeni bir sınıfın içine ve bu dosyanın adını da tabii ki launch.json'a belirttim. Bu Emre'nin, atıyorum Emre.adı dediğimde ben bunu ne yapıyorum? Get ile alıyorum veya Emre.adı deyip buna yeni bir değer atayabiliyorum, değil mi? Ama biz bunu şunu biliyoruz. Encapsulation diye bir şey var. Buradaki değişkenleri metotlar sayesinde almak ve onları set etmek, değiştirmek. İşte değer almaya get diyorduk. Değer atamaya da set diyorduk. Java'nın gıcık tarafı getter'ları, setter'ları yazmak zorundaydı. Kotlin bizi bundan bir nebze kurtarmıştı. Dart dilinde de aslında işler oldukça kolay. Nasıl kolay? Aslında ben bunları böyle yazdığımda otomatik olarak bunların getter ve setter'ları çalışıyor. Mesela bir dilde veya bir şeyi okurken ne yaparım? Get metodunu çalıştırırım. Ben buraya Emre.adı dediğimde get metodu çalışıyor. Veya Emre.yine adı deyip buna yeni Emre diyelim. Yeni bir değer atadığımda da set metodu çalışıyor. Ve ben bunları yaptıktan sonra şöyle bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ilk olarak Emre, çünkü ilk oluştururken adını Emre vermiştim. Sonra bu alanı yeni Emre ile değiştirdiğim için burada da yeni Emre değerlerini görüyorum. Aslında dediğim gibi hani getter ve setter otomatik olarak var. Ama mesela şöyle bir durum oldu. Siz bir öğrenci nesnesi oluştururken öğrenci numarasının negatif olmasını istemezsiniz, değil mi? Ve oldu ya, kullanıcı negatif girdi. Bunu en azından 0 ya da 1 gibi varsayılan bir değere atamak isteyebilirsiniz ki getter'ların, setter'ların zaten genel amacı da budur. Hem buradaki instance variable'ları saklamak, hem de var olacak her bir öğrenci de, yani bir öğrenci atarken mesela şunu yaparken acaba işte buraya gelecek sayı sıfırdan küçük mü gibi kontroller yapmak yerine biz bunları getter ve setter'lara yaptırabiliyorduk. Burada da bunu yapmak için hani kendi içeriklerimizi, bu getter ve setter'ları kendi içeriklerimizi, kendi kontrollerimizi yazmak için yapılar mevcut tabii ki. İlk olarak aslında set metodundan bahsedelim. Set metodu dediğimiz gibi yeni bir değer atama işlemine yarayan metot. O yüzden geriye bir dönüşü olacak mı? Hayır. Void diyorum. Set diyorum. Direkt set diyorum. Sonrasında da buna bir isim veriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken, öğrenci numarası ile ilgili bir isim veriyorsanız direkt ÖGRNO yazmayın. Çünkü böyle yazdığınızda bu ikisi birebir aynı olduğu için, ki amacımız zaten hani ben buraya O, B, C gibi saçma karakterler verebilirim ama dışarıya bunları sunarken mantıklı isimlerle sunmam lazım. Yani dışarıya derken bu sınıfı kullanacak olan insanlara veya benim programıma. Buraya da ne diyelim? Set mesela öğrenci numarası, öğrenci no ata. Ve bu integer bir değer alacak, değil mi? Sonrasında da ne yapacak? Aslında alıp bu değeri bu sınıfta bulunan ÖGR no'ya koyacak. İşte bu benim setter'ım. Hocam ne yaptın? Hani klasik bir metot tanımladın aslında diyebilirsiniz ama farklılık bir kere buradan çıkıyor. Ayrıca ben buradaki void'i de silebilirim bildiğiniz gibi. Ama daha açık olması adına şu an için dursun. Şimdi bunun nasıl çalıştığını gördüğünüzde metottan farklı olduğunu anlayacaksınız. Nasıl olacak o? Ben buraya gelip Emre öğrenci no ata deyip şöyle parantez açıp bir değer atasaydım bu dediğiniz gibi normal bir metot olurdu. Ama ben burada artık buraya gelip numaramı yazabilirim. Mesela hatta eksi değer veririm şu şekilde. Şimdi bu kabul ediliyor. Hani sonuçta bu da bir integer değer ama mantıken doğru değil. Yani hiçbir öğrencinin numarası eksi değer olmaz. İşte bu metodun içinde bu kontrolü yapabilirsiniz. Eğer kullanıcının verdiği bana parametre olarak gelen no değeri sıfırdan küçük ise, hatta eşit ise, bu şekilde yaparsınız. Ne diyebiliriz? This nokta ögr no'ya bir ata, hani varsayılan değer olarak, değil ise
Hani adam sıfırdan büyük bir sayı geldiyse direkt olarak bu sınıfta bulunan ÖGR no'ya gelen no'yu ata diyebilirsiniz. İşte size bir setter örneği. Şimdi mesela bunu çalıştıralım. Ben keşke demin çalıştırsaydım. Neyse. Artık eksi 20 değerini kabul etmeyeceğim. Çünkü eksi 20 değerini atamaya çalıştığımda bu metot tetiklenecek. Buradaki kontrollerden sonra ÖGR no'ya 1 değeri atanacak. Ama gidip de ben burayı 20 gibi normal sıfırdan büyük bir sayı yaptığımda gördüğünüz gibi 20 sayısını görüyorum. Dediğim gibi bu void'i buradan silebiliriz ama biraz daha açık olması adına bu burada dursun. Başına set yazıp kendi metodumuzu yazıyoruz ve metodumuzda mümkün olduğunca hani set öğrenci numarası vesaire de diyebilirdiniz. Kullanımı da bu şekilde. Direkt eşittir deyip veriyi atıyorsunuz. Java'da olsaydı set ögr no deyip parantez açıp değerinizi yazmanız gerekiyordu. Aradaki farklılık da bu. Peki getter nasıl çalışıyor? Şimdi bir şeyi get etmek demek onu okumaya çalışmak demek. Haliyle yine bir metot tanımlayacağız. Bu metodun geriye bir dönüşü olmalı değil mi? Peki ne olmalı? Ben eğer öğrenci numarasını get deyip almak istiyorsam integer bir değer bana döndürmeli. Öncelikle geri dönüş tipimi yazdım. Daha sonra get diyorum bu sefer de öğrenci numara. Öğrenci no oku diyelim buna da. Parametre alacak mı? Mantıken tabii ki de almayacak. Çünkü bu var olan değeri geriye döndürecek. Return deyip yine bu sınıfta bulunan yukarıda tanımlı olan ÖGR no'yu bana dönder. Bu niye bağırdı? Evet tabii metot değil ki bu. Bu şekilde yapmamız lazım. Ve artık bilgileri yazdırdıktan sonra yani öncesinde de olabilir sorun değil. Emre nokta deyip öğrenci numarasını no'yu oku dersem o an Emre'ye atılmış ne var? Hani burada 52 atadık ama sonradan biz bu değeri 20 ile değiştirdiğim için ekranda 20 sayısını görüyor olmam lazım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 20 değerini verdi. Umarım anlaşılmıştır getter ve setter'larımız. Mesela bunun da amacı ne olabilir? Şurada return hani direkt olarak öğrenci no'yu döndürmeden önce şöyle bir şey yazdırabilirdiniz. Öğrenci numarası hani direkt olarak 20'yi vermesin de bana böyle bir geri dönüş olsun diyebilirdiniz. Hani çok mantıklı değil ama olabilirdi. Haliyle buraya ne koymam lazım? Dolar koymam lazım. Ve bu geri artık string bir değer döndürdüğü için bu integer'ı da string ile dönüştürmem lazım. Gördüğünüz gibi ben hani 20 değerini okumak istiyordum ama get metodum çalıştığı için önüne de bunu yazdı ve öğrenci numarası 20 diye ekranda ben bunu gördüm. Evet getter ve setter'larımız bu şekilde. Aslında oldukça basit. Set diyorsun. Hani şunları silebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. Çünkü dedik ya geri dönüş tiplerini yazmak zorunda değiliz startta ama yazarsak daha güzel olur diye. Bundan hatta ve hatta şunu kopyalayalım. Biz fat arrow diye bir şey öğrenmiştik değil mi? Ne yapıyorduk? Return ve süslü parantezleri kaldırıp direkt olarak şu şekilde de bunu tanımlayabilirsiniz. Şurayı da kestim. Buraya koydum. Evet. Bu şekilde de kullanılabilir. Niye kızıyor? Çünkü burada bu alan olduğu için. Gördüğünüz gibi. Tekrar çalıştırayım. Herhangi bir sıkıntı yok. Tek satırlık ifadelerde biz fat arrow'u kullanabiliriz. Aslında bunun dönüşümü nedir? Bunu kaldırırsınız, süslü parantez koyarsınız. Şu ifadenin önüne de return koyarsınız. Artık onu öğrendiğinizi varsayıyorum. Evet bunları yaptık ve sonra yine Java'dan gelen hani yeni öğreniyorsanız zaten bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama Java'dan gelenler sürekli bir kıyas halinde olabilirler. Hocam biz şunları private tanımlıyorduk ki kullanan kişi mesela ben buraya geldiğimde Emre nokta dediğimde bu adını, öğrenci numarasını vesaire görmüyor olmam lazım. Bunları kullanmak için zaten biz bu getter ve setter'ları oluşturuyorduk. Yani genel konsept budur. Değişkenlerinizi saklayın. Bunlara ulaşmak, bunları kullanmak isteyenlere böyle metotlar tanımlayın. Yani adam ÖGR no diye bir şeyin burada olduğunu bilmesin. Eğer buna bir okuma veya yazma yapacaksa set ve get'leri kullansın. Mantık budur. Burada nasıl yaparız? Çok kolay arkadaşlar. Sadece değişkeninizin önüne bu alt çizgiyi koyarak bunların private olduğunu söyleyebilirsiniz. Böylece
bu sınıfı kullanan kişiler burada bir ÖGR no alanı olduğundan haberdar olmaz. Eğer bunu okumak istiyorsa get metodunu kullanmalı. Yani şunu. Eğer buna bir veri atacaksa da set, yani öğrenci no atayı kullanmak zorunda. Deneyelim. Emre nokta. Ups. Merak etmeyin, her şey kontrol altında. Hocam bizi mi yiyorsun? Hayır. Eğer siz bu sınıfı bu dosyanın içinde tanımlarsanız bu dosyadaki herkes buna erişir, kullanır. Bu artık bir gerçek. Peki bunu kullan, mesela şöyle bir şey düşünün. Ben bu sınıfı her yerde kullanacağım. Zaten genel konsept odur. Sınıfınızı alın. Farklı, yani sınıfları oluştururken biz zaten hep şey yapacağız. Farklı bir dosya oluşturup onun içine yapıştıracağız. Öğrenci nokta dart diyor. Buraya da bunu yapıştırdım. Aynı şekilde yapıştırdım. Buradan kopyala yaptım. Hani burada da var. Ama ben bunu kullanacağım. Gelelim. Ne diyelim buraya? Yeni bir dosya oluşturalım. Private değişken kullanımı diyelim. Hani bu dosyanın içinden öğrenciyi kullanabilir miyim? Gelelim buraya. Bunun da bir main metodu var. Bu çalışacağı için bunun adını kopyaladım ve buraya yapıştırıyorum. Sonra buraya geldik. Main metodu var. Ben buraya bir öğrenci tanımlayayım. Var. Yine Emre diyebilirim. Her ikisi birbirinden farklı sonuçta. Öğrenci yazdım. Bakın tanımlamıyor. Dışarıya yazdık, hani tanıyacaktı. Çünkü bu dosyanın dışarıda tanımladığınız öğrenci dosyasından haberi yok. Bunu ne yapmanız lazım? Import diyerek buraya belirli etmeniz lazım. Dışarıda öğrenci dart diye bir dosya var. Onu al. Sanki bu dosyanın öğrenci.dart'ın içindeki kodların şuranın altında olduğunu varsayarmış gibi işlem yapabilirsiniz. Yani artık bunun içindeki komutları, değişkenleri, metotları, kuralları dahilinde kullanabilirsiniz. Bakın hemen zaten bağırıyor. Diyor ki bunun bir constructor'ı var ve içine numara, adı ve erkek mi diye değerleri yazmak zorundasın diyor. Numarası 10. Adı Emre. Ve de neydi? Erkek mi Turu. Bunları yazdık. Peki şimdi bakalım nokta dediğimde gördüğünüz gibi adı var, erkek mi var ama öğrenci no yok veya bu yok. Aslında var ama ben göremiyorum ki zaten private alanların kullanım amacı bu. Ben bu alana ulaşmak istiyorum, ne yapacağım? Ben sana bir metot oluşturdum kardeşim, oradan oku. Bu şekilde yapmamız lazım değil mi? Mesela bunu buradan keselim, print diyelim, bunun içine yapıştıralım. Veya ben bu değeri 10 diye atadım ama bu benim işime gelmiyor. Ben bunu değiştireceğim, güncelleyeceğim. Öğrenci no ata deyip sonra da bu değeri tekrardan yazabilirsiniz. Sonrasında yine Emre nokta bilgileri yazdır dediğinizde, hani burada 10 atadığımız için o okuduğumda onu göreceğim. Sonrasında bu değeri 52 ile değiştirdiğim için bu metot çağrıldığında da ekranda 52 değerini görüyor olmam lazım. Bir hata aldık, acaba niye? Getter not found ÖGR no diyor. Şuna bir bakalım. Get metodunda değiştirdik bunu. Nerede almışız hatayı? 35'e 36. Öğrenci nokta dart dosyasında 35. satırda. Şurada. Evet, şunu güncellemeyi unutmuşuz. Şu şekilde değiştirelim. Ve çalıştırdığımda bildiğiniz gibi şurası çalışacak. Evet. Önce onu gösterdi, sonra da 52 yazdım. Genel olarak getter'ların, setter'ların, private alanların kullanımı bu şekildedir. Eminim Java'da normal sınıfı kullanan, işte bunun getter'larını, setter'larını oluşturup bunlardan örnekler yapıp değerler atayan, değerler okuyan arkadaşlar tatmin olmuştur. Yani dart dilinde de aslında biz de, yani bunu anlattım ama aslında burada şu alanları da benzer mantıkla yapmamız lazım değil mi? Bunları da işte gizli yapıp, private yapıp daha sonra da bununla ilgili metotlar oluşturmamız lazımdı. Bu işi de size bırakıyorum. Bu size ödev olsun. Eminim yapacaksınızdır. Bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.